Dostlar herkese selam. Son zamanlarda biliyorsunuz birçok şeyin fiyatı inanılmaz yükseldi. Ben de dedim ki ya biz bu proteini seven insanlar nereden protein alacak? Çok eskiden beri yani hakikaten 17-18 yaşlarımdan beri. O zamanlar tavuk ciğerinin yüzüne kimse bakmazdı ama ben çok severdim. Bugün size tavuk ciğerinden bir sote yapmak istiyorum. Çok klasik malzemeleri var. Soğan, biber, domates ve ciğer. Yani tavuk ciğeri. Kalbi de var, yüreği de var. İşte birazcık çiçek yağı, biraz da finalde tereyağı ile birlikte bu işi kotaracağız. İçerisine de kimyon, kırmızı toz biber gibi baharatlar ekleyeceğiz. Arzu eden kekik de ekleyebilir. Gerçekten mükemmel oluyor. Şimdi öncelikli olarak soğandan başlayacağım. Güzel karamelize olduğu zaman çok keyifli oluyor. Çünkü ciğer zaten çok uzun dakikalar soteleme işlemine ihtiyacı olmayan bir malzeme. Yani önemli olan burada soğanı, biberi düzgün sotelemek ve güzel pişirmek. Diğer taraftan zaten dediğim gibi ciğeri attıktan 5 dakika sonra pişmiş oluyor. Yağımız ısındı. Şimdi düşünebilirsiniz, önce ciğer mi pişer? Hani bir işi bilmeyen için zordur ya bazı şeyler ama aslında prosesi yani oradaki sıralamayı doğru bilen insan için de yemek yapmak her iş olduğu gibi çok kolaydır. Önemli olan doğru adımları aslında ilerlemek. Soğanla biberi ekliyorum. Ufak ufak karamelize olacak orada, pişecekler. Diğer taraftan biz de yeşil biberleri doğrayacağız. Buna göre de ilerleyeceğiz. Ola ki böyle yüreği böldüğünüz zaman ortadan içinde kan kalabiliyor. Yani şu küçük yürek kısmını. Burada da bir detay var. Şu yağlı kısımlarını da arzu ederseniz alabilirsiniz böyle bakın. Bunları koymasanız daha lezzetli ve yemesi daha keyifli olur. Yani şu kısımları. Bir tane daha göstereyim. Yüreği ayırdık. Şu kafa kısmını alıyoruz. Bu çöpe gönderiliyor. Ortadan böldünüz. Ola ki içinde herhangi böyle bir kan pıhtısı falan varsa da şöyle temizlerseniz daha lezzetli ve keyifli bir yemek yersiniz. Çünkü bu kan pıhtıları birazcık tadı kaçırıyor. Bir de bu ciğerleri çok küçültmemeniz lazım. Çünkü sotelediğiniz zaman kurumaması için. Onun için de dikkat ederseniz kuşbaşı gibi doğruyorum. Yani çok da küçük doğramıyorum. Bu çok önemli bir detay. Çünkü öbür türlüsünde kuruduğu zaman ne olursa olsun et, balık, tavuk kurudu mu tadı kaçıyor. Bu çok önemli. Evet, buraya gelip bakıyorum şöyle. Soğanlar istediğim gibi pembeleşmiş, biberler yumuşamış. Bunları da çok öldürmemek gerekir. Hafif tıkırtı istiyorum. Yani çok fazla böyle sert değil ama çok da macun gibi yapmaya ihtiyaç yok. Şimdi geldik buraya. Ciğerleri ekliyorum. Yapmamız gereken şey, mutfakta hep söylüyorum, doğru zamanlama her şeydir. Bakın soğanı biberi sotelerken ben orada ciğerimi doğramaya başladım. Bu size hız katar ve daha verimli, daha az yorularak daha güzel lezzetler ortaya çıkarmanızı sağlar. Soğan, biberler sotelenirken ben diğer taraftan da gördüğünüz gibi ciğerleri hazırladım. Şimdi bu da soteleniyor. Yüksek ateş çok önemli çünkü sulanmaması gerekiyor. Yani siz bir şeyi sotelerken eğer düşük ateşte yaparsanız köpürmeye başlar. O da bizim istediğimiz bir şey değil. Su çıkmayacak. Neyi sotelerseniz soteleyin, su çıkmayacak. Ne kaldı artık? Ciğerleri de koyduk. Bakın burada kuru kekiğim var. Birazcık kuru kekik yapacağım. Kimyon ve kırmızı toz biber. Birkaç dişte sarımsak ekleyeceğim. Sarımsaksız olmaz. Atlamayayım onu da. Benim mutfağımda bilenler bilir. Soğan ve sarımsağın olmadığı nadir yemekler vardır. Yani genel olarak mutlak surette soğanı, sarımsağı koyarım. Çünkü yemeğin aslında satıcısıdır yani öyle söyleyelim. Yemeği satmak istiyorsanız, yemeği daha lezzetli kılmak istiyorsanız mutlaka kullanın. Şimdi
Şimdi sırada sarımsak var. Hemen üzerine. Niye sona doğru sarımsak? Onu da söyleyeyim. Soğanla birlikte aynı anda pişmesi mümkün değil. Soğan daha geç pişer. Sarımsağı erken attığınızda yanıyor ve o koku beni çok rahatsız eder. Çok da keyifsiz olur. Onun için sona doğru koymakta fayda var. Hatta benim annem mesela şey yapar. Böyle sarımsağı ezer. Çorbalara falan çiğden ekler. Yani tam ocaktan almaya yakın ekler. Onu da yapabilirsiniz. İki tane size yön söyleyeyim. Birini soteleyebilirsiniz ya da ocaktan ciğeri alırken artık baharatını verdiniz, tereyağını verdiniz, her şeyi eklediniz. Çiğ sarımsağı ezilmiş atın, şöyle bir karıştırın, buharıyla birlikte böyle mis gibi tereyağlı sarımsak kokusunu cızlata cızlata mutfağınızda aslında servis edebilirsiniz sevdiklerinize. Şimdi sarımsağı da ekledim, her şey yolunda, ciğerim pişti. Çok fazla bu işi uzatmaya gerek yok artık. Sebebini de size söyledim. Sırada ne var? Kekiği var. Şöyle kuru kekiği çekiyorum aşağı doğru. Parmak uçlarımla aşağı doğru bırakıyorum. Kekik. Bu işin olmazsa olmazı kimyondur. Ben biraz bol severim. Onun için bolca ekliyorum. Kırmızı toz biber. Kesinlikle çok güzel bir tat katar. Domates isteğe bağlı. Domateste eğer güzel bir şey olsun istiyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken bir diğer malzeme. Domatesini de ekliyorum. İşte bu kadar. Şöyle bir ufak bir çevirme işi. İşte parçalar böyle olmalı. Kuşbaşı. Küçücük olmamalı. Hepsi dikkat edin birbirine eşit neredeyse. Aynı seviyede pişmesi için bu önemli bir unsur. Gördüğünüz gibi mis gibi ortaya kokular çıktı. Ben alıyorum şu an, siz alamıyorsunuz. Siz de pişirirseniz buna şahit olma şansınız var. Son olarak tereyağı. Son etapta atılır. Bunun da sebebi tereyağının böyle yemek yaparken bazen oluyor, hakikaten ağzım sulanıyor. Tereyağının o erime hali vardır ya. Aktüel abi bak bunu da çek bir yandan, ben anlatırken bakar mısın? Ne kadar güzel bir görüntü vermeye başladı. Yani biraz önce kupkuruydu sotemiz, ciğer sote. Şimdi tereyağını ekleyince, tereyağının bağlama özelliği de vardır. Görüyor musunuz? Domatesi bağladı, sosunu bağladı. Ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Son olarak tuzunu ekleyelim. Aman Allah'ım, şu görüntüye bakar mısınız ya? Cam gibi işte. Ne malzeme yaparsanız yapın, mutfakta kıymet verirseniz, siz ne kadar uğraşır, emek verirseniz o da size o kadar veriyor. Bu hayat böyle. Hani böyle dağ seslendiğinizde yankısını alırsınız ya, böyle A derseniz size A verir. Hayatın kesinlikle böyle bir noktası var. Şu yaşa geldim. Ne verirseniz onu alıyorsunuz. İster yemeğe karşı, ister evladınıza karşı, isterseniz işinize karşı. Hiç fark etmiyor. Karşınızda bugün Yakışıklı Yemekler Mutfağı'nda çok güzel bir tavuk ciğeri sotesi var. Acılı arzu ediyorsanız çili biberi, pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben acılı yapmadım. Ama buna acı çok yakışır. Hakikaten böyle ağzınız yana yana tavuk ciğeri sotesini afiyetle yiyebilirsiniz. Ya bir Amerika'da bulamıyorsunuz kardeşim bunu ya. Ya da bir Fransa'da. Yok böyle bir şey. Bilmiyorlar yani ekmeğe banmayı bilmiyorlar abicim. Bak kolay şu işte abicim, bak görüyor musun? Alıyorsun böyle sosun içinde. Bak. Hani böyle tadayım da böyle güzel görüneyim falan diye uğraşırlar ya. Kötü oldu mu gerçekten kötü diyorum. Ama çok güzel olmuş. Toplam 10 dakika. Mutfağa giriyorsunuz. Kolları sıvıyorsunuz. Aşkla ve keyifle yakışıklı yemekler yapıyorsunuz. Hem kendinizi mutlu ediyorsunuz hem de sevdiklerinizi. Muhabbete kalın.